Bugün sizlere halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent yoksulluğuyla mücadele konusundaki projelerimizi sunacağım. Hem güçlü bir ülke hem de mutlu bir şehir olabilmek ancak adaletle mümkündür. Çünkü adaletsizlik, birlik ve beraberlik duygusunu açıkçası ortadan kaldırır. Bugün aslında bulunduğumuz mekanda da bir mekansal adaleti sizlerle yaşıyorum. Mekansal adaletten kastım, burası İstanbul Planlama Ajansı. İstanbul Planlama Ajansı yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve bu alan daha öncesinde başkanlık konutu olarak kullanılıyordu. Sonrasında buraya ne yazık ki bizden önceki dönem sadece farklı ilçelerin belediye başkanları davet edilerek 12 ilçe belediye başkanının da Büyükşehir Belediye Başkanlığı konutunun yanında konutlar yapıldı. Bu konutları da biraz herkes kendi zevkine göre yaptı. Ama kötü olan mesela burası Bakırköy'ün sınırlarında olmasına rağmen Bakırköy'ün belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili olduğu için ona burada ya gel burada bir lojman var dememişler. Ta Ümraniye'den Arnavutköy'e, Esenler'den başka ilçelere varıncaya kadar tek titri var AK Partili bir belediye başkanı olma kaydıyla burada başkanlık konutu ya da başkanlık lojmanı şeklinde tahsisi yapılmış. Ben belediye başkanı seçildiğimde burayı ziyaret ettiğimde ve bunu gördüğümde çok üzüldüm. Çok şaşırdım. Yani ben hayatta böyle bir şey yapamam. Yapamam yani. Birisi bana dayatsa bu bir yönetmelik olarak bir kitapta yazıyor olsa yine yapamam. Yapmam. Dolayısıyla biz burada bu o güzel ortamda farklı bir tasarımla İstanbul Planlama Ajansı fonksiyonunu buraya taşıdık. Kentin geleceğini kentin her paydaşıyla konuşabildiğimiz muazzam bir saha burada ürettik. Çok güçlü işlere imza atıyor İstanbul Planlama Ajansı. Kenti kendi çatısı altındaki kurum ve kuruluşlarıyla ve biz İstanbul Planlama Ajansı'nı bu 80 bin metrekare alanı güçlü kütüphaneleriyle İstanbul İstatistik Ofisi'nden tutun da farklı kurum ve kuruluşlarına kadar farklı alanlarda hizmet eden birimleriyle çok değerli bir kampüsü İstanbullulara açık hale getirmenin gururunu ve keyfini yaşıyorum. Bununla da yetinmedik. Buraya gelen o iyi rüzgar aslında yüz binlerce metrekarelik, 500 bin metrekarenin üzerinde olan Florya Atatürk Ormanı'nın ne yazık ki aslında bizden önceki dönem üçte biri kullanılabiliyordu. Diğer kısmı metruk, ağaçlandırılmamış, hatta yeşillendirilmemiş, kullanım fonksiyonları belirsiz bir alandı. Hatta güvenlik sorunu vardı. Farklı kapılardan girişleri, çıkışları. Biz o bölümü de İstanbul'un en nezih, en keyifli kent ormanlarından birisine dönüştürdük diyebilirim. Atatürk'ümüzün bize emaneti olan hem Florya'daki bu ormanın güzelleşmesi, çok fonksiyonel bir şekilde insanlarımızın hizmetine sunulmuş olması, hem de İstanbul Planlama Ajansı'nın bu sahadaki varlığı bence kentin mekansal adaleti bakımından çok özel bir pozisyonda, çok özel bir konumda. Bunu da buradan belirtmek istedim. Hatta bunun iz düşümü, bunun mihenk taşı, hani bunun tam da böyle adresi neresidir derseniz, şu an bulunduğumuz yer, yayın yaptığımız yer, aslında burası bir belediye başkanının neredeyse yarı olimpik yüzme havuzu iken, şu anda sunumların yapıldığı, insanların bir arada düşündüğü, think tank, düşünme, taşınma, bir arada karar verme kabiliyetlerini geliştirdiği bir düşün havuzu gibi, bir bilgi havuzu gibi bir pozisyona evrildi. Kentsel adaleti de var etmemiz konusunda bu özel alanı, bu özel sahayı sizlerle paylaşmak istedim. Tam da bir şehirdeki
adil bir İstanbul var etme pozisyonunun sunumunun olduğu bir günde sizlerle bu mekansal kabiliyetli sahayı da paylaşmak istedim. Şunu söyleyeyim, dediğim gibi adaletsizlik olursa özellikle birlik ve beraberlik duygusunun ortadan kalkacağını, toplumları, kurumları içten içe çürüteceğini buradan ifade etmek isterim. Ne yazık ki İstanbul bizden önce uzun bir zaman dilimi içerisinde böyle bir süreci yaşadı. Sosyal adaletsizlik çok ağır boyutlara ulaştığı halde çeyrek yüzyıldır bu şehri, bu ülkeyi yönetenlerin de bir şehri adil hale getirmek kimsenin umrunda olmadı. Onlar bu adaletsizliği istismar edip oya çevirmenin yollarına odaklandılar. Sosyal yardımları partizanlığın bir aracı olarak, hatta bir oy hesabının gelişi veya gidişiyle ilgili bir kampanya sürecine evirdiler. Milyonlarca İstanbullu yoklukla ve yoksullukla mücadele ederken ne yazık ki her zaman söylediğim gibi bir avuç insanın zenginleşme sürecine dönük bir israf düzeni kurdular. Tabii biz bu süreci tersine çevirmek için göreve talip olmuştuk. Hatırlayın, 2019 öncesi bu bozuk düzeni korumak için İstanbulluları korkutup tehdit etmeye bile kalkıştılar. Ne dediler? İmamoğlu gelirse sosyal yardımlar kesilir dediler. Biz bir tek şeyi kestik, onu söyleyeyim. Halkın bütçesinden bir avuç insana veya kendilerine yakın bir takım kurum kuruluşlara, vakıflara, derneklere para aktaran o hortumu kestik. O kirli hortumu kestik. Bundan sıfır taviz verdik ve partizanlıktan tamamen arındırılmış, vatandaşa saygılı, toplumsal dayanışmayı öne çıkaran gerçekten örnek halkçı bir sistemi kurduk. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Sonuç bu. Sonuç İstanbul tarihinde görülmemiş ölçüde arttırdığımız sosyal destek ve yardımlar oldu. Sonuç, sosyal adaleti sağlamak amacıyla vatandaşa ilk kez sunulan pek çok yeni hizmet oldu. Halk sütten anne karta. Milyonlarca litre halk sütten 650 bin annenin cebinde duran anne karta. Hiç yokken, sıfırken, o kadar sıfırla teslim aldık ki. Geçen demiş ya müstakbel rakibim, sevgili aday arkadaşımız, hani sıfır noktasından aldılar ve bitirdiler diye, doğru, birçok şeyi sıfır noktasından aldık. Kreşler sıfırdı, yüze ulaştı. Öğrenci yurtları, 5200 öğrenci şu an misafirimiz. İnşallah çok yukarılara taşıyacağız. Kent lokantalarından yeni doğan destek paketine, üniversite öğrencilerine burstan, bu sene 100 bin öğrencimize, üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Ve hiçbir öğrencimizin kim olduğuna bakmaksızın veriyoruz. Ders atölyelerine, mahalle mahalle bunun sayısını artıracağız. Ve bu anlamda desteklerimizi insanlarımızın ihtiyaçlarına göre çeşitlendirdik. Bütün bunlar eşi benzeri görülmemiş, çok önemli ve gerçekten çok değerli çözümler sevgili hemşerilerim. Ama bizim sosyal adalet vizyonumuzun yalnızca bir yönünü gösteriyorlar. 180 bin kişinin özel sektörde iş bulmasına aracılık eden bölgesel istihdam ofislerimize, çiftçilere, üreticilere, balıkçılara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez vermeye başladığımız desteklere, mahalle bakkallarına ve mahalle bakkallarıyla birlikte onları da destekleyen yardım alan vatandaşlarımızın da hızlıca bağ kurabileceği Halk Bakkal Projesi gibi ve özellikle işlerimize bakarsanız sosyal adalet vizyonumuzun diğer yönünü de buradan görebilirsiniz. Biz yoksulluğun sürdürülüp siyaseten istismar edilmesini değil, sonlandırılmasını hedefleyen bir anlayışla çalıştık. İnsanlarımız belediyeden aldığı yardım ve destekle değil,
çalışarak, üreterek kazandığı parayla rahatça yaşayabilsin diye yenilikçi çözümler geliştirdik. Onun için 700-800 bin insanımızın CV'sini toplamaktan, insanlarımızın bu alanını görmekten, onları Enstitü İstanbul'la eşleştirmekten, onlara iş garantili eğitimlerle, sertifikalarla iş bulma süreçlerini bilimsel ve teknik sahada örmekten geri durmadık. İşte bütün yatırımlarımızı bu anlayışla, bilimsel verilerle, halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda planlayarak gerçekleştirdik. İstanbul'u adil bir kent yapmak için çok çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bu şehirde desteğe ihtiyacı olan kimseyi geride bırakmadık. Ve alan elin veren eli görmediği bir biçimde muazzam işler geliştirdik. En zor zamanlarında vatandaşlarımızın yanında olduk. Şimdi yeni bir döneme doğru yola çıkıyoruz. Gelin hep birlikte yeni dönemde yapacaklarımızı analiz edelim. Bugünün 10 maddede açıklayacağım adil bir şehir var etme konusundaki atılımlarımızı sizlerle paylaşalım. Değerli İstanbullular, değerli konuklar, sevgili vatandaşlarımız, geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de İstanbul'u dayanışma ruhu yüksek bir şehir haline getirmek için kollarımızı sıvadık. Şimdi yeni dönem için 10 alanda hazırladığımız bu büyük projeleri sıralayacağım. Önce sırayı tabii ki çocuklara veriyoruz. Çocuklarımızın eşit şartlara sahip olmaları için canla başla çalıştık, çok yeni işlere imza attık, çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın eğitimi için güçlü çalışmalara devam edeceğiz. İşte tam da bu sebeple kızlar okusun diye projemizi yeni dönemde İstanbul'umuzda hayata geçireceğiz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerimizin birinci sınıfa başlayan 30 bin kız çocuğunun annelerine eğitime başlangıç desteği olarak 3 bin lira ailelerine teslim edeceğiz. O güzel kızlarımızın annelerine teslim edeceğiz. Bakınız, bu vaatlerimizin hiçbirisi masa başında yazılmıyor. Bunların her birisi şehrimizde gördüğümüz yoğun bir biçimde, 16 milyonluk kentimizde ne yazık ki gördüğümüz kız çocuklarının okula gönderilmemesi, okula başlatılmaması hususundaki istatistiki tespitlerimiz üzerinden yapılan vaatlerdir. Ve inşallah bu projemiz harekete geçecek. Sen oku diye başlattığımız projemize kaldığımız yerden güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Ayrı bir kapsam olarak İstanbul sınırları dahilinde 100 bin engelli şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilerimize 3 bin lira eğitim desteği vereceğiz. Ekonomik kriz, işsizlik ve bozuk gelir dağılımından dolayı bazı aileler maalesef çocuklarına beslenme çantası bile veremiyor. Bu konu bizim önemli bir gündemimiz ve yüz binlerce çocuğumuzun bu geçtiğimiz dönem yanında olduk. İşte bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir çözüm ürettik. 39 ilçede 100'ün üzerinde okulda beslenme desteği sağlamaya başladık. 2024-25 yıllarında ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza 2 milyon okul beslenme destek paketi dağıtacağız. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için Halk Süt projemize ara vermeksizin güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi İstanbullu bir annenin sesine hep birlikte kulak verelim. Aslında sürecin ne kadar tesirli olduğunu bu süreci yaşayan bir annemizden dinleyelim. Ev hanımıyım. İki tane çocuğum var. İkisi de çok fazla süt seviyorlar. Şu anda da tam gelişim çağlarında oldukları için ve süt en önemli besinlerden biri. Süt de biliyoruz ki artık çok pahalı. Bazen alamadığım zamanlar da oluyor. Böyle bir projeyi gördüm. 153 aradım. Başvuruda bulundum. Hemen bana dönüş sağlandı bir hafta içinde.
Çok da memnunum. Özellikle tadı, kıvamı çok güzel yani. Hiç aksama da olmuyor. Evime, kapıma kadar teslim ediliyor. Böyle bir proje olduğu için İBB'ye, belediyemize çok teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez 245 binin üzerinde evladımıza milyonlarca litre ücretsiz hot süt dağıttık. Bu şehrin çocukları eşit şartlarda büyüsün, adil biçimde yaşasın diye var gücümüzle hizmet ediyoruz. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. İstanbul başardı. İlk kez bir anneyi ve çocuklarını görüyorsunuz. Çünkü ki kendi rızasıyla ve kendi isteğiyle bu oldu. Çünkü biz hiçbir zaman böyle bir dağıtımı ailelere hiçbir konuda ne gösterdik ne de insanlarımızı onların üzerinden bir reklam yaptık. Ama vatandaşımızın bunu bilmesi gerekiyordu. Zira bunu niye söyledim? Hatırlarsanız 2019 seçiminden aylar sonra hani süt dağıtacaktınız, nerede süt diye meclis kürsüsünden konuşanlar oldu. Doğru, çünkü onlar süt dağıttığımızı görmüyorlardı. Onu sordukları zaman 100 bine yakın çocuğun sofrasına halk süt ulaşıyordu. Çünkü biz vatandaşın yardım aldığı, destek aldığı bir kurumuz. Bakın biz o vatandaşa, bu güzel anneye, onun evlatlarına lütufta bulunmuyoruz. Devletin bütçesinden, milletin parasından onun hakkını ona ödüyoruz. Bakın hak hukuk meselesi. Onun için adalet çok önemli bir kavram. O bakımdan halk süt projemiz hiç ara vermeden kesintisiz devam edecek. 300 bin çocuğumuza bu dönem 35 milyon litre süt dağıtacağız. Ve bu proje büyüyerek devam edecek. En keyif aldığım projelerden birisi. Çünkü ben şanslı bir çocuktum. Allah'a şükür o zaman köyde yaşıyordum. Anneciğimin de 9-10 ineği vardı. Vallahi sabah taze süt, akşam ısıtır getirir vesaire. Böyle bir çocukken büyüdüm. Onun için ben diyorum ki ben şanslıydım, köy çocuğuydum. Taze taze sütü içerek büyüdüm. Ama İstanbul şehrinde sofrasına süt gelmeyen bebeğimiz, çocuğumuz olmayacak. Bu proje büyüyerek devam edecek. Kadınların ve çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla yuvamız İstanbul'larda kısa mola merkezlerini hayata geçireceğiz. Daha etkin olacak. Daha etkin ve daha sürdürülebilir olacak. Hiçbir boşanı olmayacak. Oralarda sadece kreşe gelen çocuklarımız değil, yüz binlerce çocuğumuz faydalanıyor olacak. Özellikle yeni dönemde 50 yeni yuvamız İstanbul ve 50 yuvamız İstanbul kısa mola merkezini daha hizmete açacağımızı söyleyelim. Dolayısıyla 100 yeni merkez açarak toplamda 200 merkezde yuvamız İstanbul mola merkezi ya da yuvamız İstanbul kapsamında 200 merkezde ebeveynlere ve çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Düşünsenize, sıfırdı, 10 yıllık periyotta 200 tane kreşimiz var ve 200 tane kreşte yüz binlerce çocuğumuz o tedrisattan, o eğitim sisteminden geçerek adil olmayan bir sürecin tersine bu şehirde çocukların eşitlendiği bir süreci yaşıyor olacaklar. Vatandaşlarımızı, annelerimizi özellikle dinledik ve onların geri dönüşlerine göre de projeler geliştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyun Dünyası projesiyle de sizlerin karşısına çıktık. Yaşı nedeniyle yuvamız İstanbul merkezlerinden faydalanamayan 3-14 yaş arası çocuklarımızın dönemsel ihtiyaçlarını karşılamak için 2 tane büyük çocuk oyun dünyası merkezi açacağız. Buralar hem eğitici, hem öğretici, hem eğlendiren, hem bir arada bu şehrin yine çocukların eşitlendiği merkezleri insanlarımızla paylaşıyor olacağız. Çocuklarımıza dönük bu vaatlerimizi bitirirken bir dış ses, kimin parasını kime veriyorsun? Vallahi milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz. Tabii kadınlar, değerli İstanbullular, özellikle İBB yönetimi olarak kadınların dertlerini dinledik ve gerçekten pek çok alandaki
sorunlarını çözümlere kavuşturduk. Yeni dönemde de her alanda kadınların yanında olacak ve sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Kadınlara hizmet veren İBB kadın merkezlerimizi Adalar, Beylikdüzü, Kağıthane, Sarıyer, Beykoz, Silivri, Şile, Ataşehir, Büyükçekmece ve Şişli'de açarak 10 yeni merkezimizle daha hizmete geçeceğiz ve daha fazla kadına İstanbul'da ulaşıyor olacağız. Yine bu merkezlerde hamile kadınlara doğuma hazırlık eğitimleri vererek gebelik danışmanlığı hizmeti sunacağız. 40 yaş ve üzeri kadınlar için yılda bir kez ücretsiz mamografi çekimi, 18 yaş ve üzeri kadınlar için ise yılda bir kez ücretsiz ultrason çekimi hizmetini veriyor olacağız. 5 yıl içerisinde 150 bin İstanbullu kadın ücretsiz sağlık hizmetinden bu merkezlerde özenli bir biçimde faydalanıyor olacaklar. İstanbul Bebek Projesi kapsamında 0-2 yaş bebek sahibi ve hanede bir kişi başına düşen gelirin yoksulluk sınırının altında olduğu 10 bin haneye ayda bir bebek paketi, paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması ihtiyacını karşılıyor olacağız ve ölçülebilir ve ihtiyacı olan insana adresine teslim veren eli alan eli görmediği bir biçimde bu dağıtımı yapıyor olacağız. Hamile beslenme paketiyle yine anne adaylarının beslenmesine katkıda bulunmak ve yeni doğacak bebeklerin sağlıklarını korumak adına 2024 yılında 100 bin anne adayına gıda destek paketi dağıtacağız. Özellikle saha çalışmalarında vatandaşımızın talep ettiğini gördüğümüzden 10 semtteki mahalle evleri ve İBB kadın merkezlerinde 10 İBB çamaşırhanesi kuracağız. Bu çok talep edildi ve buralarda vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını kendilerinin gördüğü bir süreci hizmete geçiriyor olacağız. Yine biz farkında mısınız? Milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz. O yine soruyor olsun kimin parasını kime veriyorsun diye. Dar gelirliler için çözümlerimiz var. Değerli konuklar, sevgili hemşehrilerim, iktidarın yanlış ekonomi yönetiminin faturasını en çok ödeyen kesim dar gelirli vatandaşlarımız oldu. Bizden önceki yönetim döneminde vatandaşa sunulan aynı ve nakdi destek sayısı 357.742 iken 2023 yılında bu sayıyı, burayı lütfen eksiksiz dinleyin, 2.292.797'ye çıkarttık. Bir diğer anlatımla vatandaşa tam 6 kat daha fazla destek verdik. Peki, tabii ki biz bu desteği vermekle gurur duyuyoruz. Vatandaşımızın yanında olmakla gurur duyuyoruz. Vatandaşımızın eksiğini karşılamakla sorumluyduk. Bunu yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Ama bir başka fotoğraf var. Ülkemizin nasıl yoksullaştığının, ülkemizdeki kötü ekonomi yönetiminin, yüksek enflasyonun, derin bir yoksulluğa nasıl sebep olduğunun da başka bir ayak izi bu. Onun için şehrimizde yoksulluk derinleşmeye devam ettiğinden 2024'ten itibaren aynı ve nakdi sosyal destek miktarını 600 bin haneye çıkararak, yani aynı ve nakdi destek sayısını 4 milyon adede yükselterek ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Örneğin tek maaşla geçinen emekli vatandaşımıza hane başına yıllık 10 bin lira pazar desteği sağlayacağız. Yüksek enflasyon nedeniyle emeklilerimiz ekmek alırken bile ne yazık ki kara kara düşünür durumdalar. Tek emekli maaşı ile geçinen hanelere halk ekmek büfelerinden ücretsiz olarak günde bir ekmek alma hakkı getireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gezici aşevleri açarak sokakta yaşayan ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarından faydalanan vatandaşlarımıza
5 yılda tam 75 milyon öğün yemeği ücretsiz dağıtacağız. Kent lokantaları projemiz gerçekten vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Özellikle üniversite öğrencilerimiz ve emekliler her taraftan da talep görmeye başladı. Bakın özellikle sahada karşılaştığımız ve insanların bu noktalarda nasıl ihtiyaçlarını giderdiğinin değerli bir sürecini bir işçi emeklisi İstanbullu vatandaşımız nasıl değerlendiriyor? İşçi emeklisiyim. Hayat pahalı, gerçekten zor duruma düşüyoruz. Ne kadar evde yemek yapsak da yaşam alabildiğine bitmiş. Geçimimizi sağlayamıyoruz. İBB'nin kent lokantası açması bize çok büyük fayda sağladı. Normal lokantalarda bir çorba 60-70 lira. Bir çorba parasıyla 4 kap yemek yiyoruz. İBB'ye çok teşekkür ederim. Bu kent lokantalarını açtığından dolayı, bu hizmetinden dolayı gerçekten minnettarız. İş başına geldiğimiz günden beri İstanbul'da yoksullukla mücadele ediyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Açtığımız kent lokantalarıyla her gelir grubundan İstanbullunun sağlıklı ve lezzetli yemeğe erişmesini sağlıyoruz. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. İstanbul başardı. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşın sesine kulak vererek kent lokantası hizmetimizi arttırarak devam ettireceğiz. Her ilçeye bir kent lokantası diyerek 5 sene içerisinde kent lokantası sayımız 39 olacak. Hem kent lokantalarında hem de aşevlerinde bu dönemimizde yapmış olduğumuz gibi yine özellikle kadın istihdamını önde tutacağız. Aynı zamanda gelir düzeyi düşük olan yaş almış vatandaşlarımızı da istihdam ederek hane ekonomilerine katkı sağlayacağız. Kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlarım, ben önümüzdeki süreçte en çok arzu ettiğim şey bu şehrin ve bu ülkenin insanı adına yoksulluğu konuşmak değil, zenginleştiğini konuşmak. Bu yoksulluğun karşılığında bu yaptığımız desteklerin arttığı bir İstanbul ya da büyük bir derin yoksulluk üzerinden yardım, sosyal yardım politikalarının büyüdüğü bir İstanbul ve Türkiye değil. Tam aksine gelecek kaygısı olmayan pırıl pırıl gençlerin var olduğu, yeteneklerini gösterdiği zenginleşen bir Türkiye. İşte o zaman inşallah bu merkezlerimiz başka fonksiyonlara dönüşen, insanların mutluluğunu arttıran yerler olsun. Onun için kimin parasını kime veriyorsun? Yoksullaştırdığınız, insanların gelirinin düştüğü, maliyetlerin 8-10 kat arttığı bir Türkiye'de milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz. Sevgili hemşehrilerim, birçok gencimizden duyduğum şey evlenmek istiyorum. Ama evimi nasıl toparlayacağım? Pahalılık karşısında gücüm yok mesajını duyuyoruz. Yeni evlenecek çiftler yuvalarını kursun diye 5 yıl içerisinde daha önce başlattığımız bu desteği vermeye devam edeceğiz. Toplam 100 bin çiftimize 30 bin lira destek sağlayacağız. 2019'dan verdiğimiz yeni doğan destek paketini de arttıracağız. Onu da 3 kata çıkartacağız. Tek asgari ücret ile geçinen hanelere ulaşım nakdi desteği sunacağız. Ve hanedeki bir kişiye yıl boyunca toplam 10 bin lira ulaşım desteği sağlayacağız. Tek asgari ücretle geçinen hanelere de yıllık 10 bin lira pazar desteği vererek aile ekonomisine süreçleri düzelene kadar, bölgesel istihdam ofislerinden iş bulana kadar ya da durumlarını iyileştirene kadar ya da yeni bir dönem başlayıp bu ülkenin ekonomisi düzelip hane gelirlerinin yükseldiği bir sürece kadar bu katkıları sunmaya devam edeceğiz, bu katkıları sağlayacağız. Vatani görevlerini yerine getirirken bizleri koruyan kıymetli canlarımıza ve onların ailelerine destek olmak üzere şehit ve gazi yakınlarına 5 bin lira nakit destekte bulunacağız. Yani milletin parasını millete vermeye
devam edeceğiz. Gençlerimizi her zaman özel bir yere koyduk. Buna devam edeceğiz. Bu sahayı da en çok gençler kullanıyor. İstanbul Planlama Ajansı'nı, buranın kütüphanesini, sahasını, yeşil alanlarını çok da mutlu oluyorum. Gençlerimiz hepimizin geleceği. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların geleceğe iyi hazırlanması bizim sorumluluğumuz. Onların sorunlarını dinleyerek yenilikçi çözümler sunuyoruz. İlk kez bizim başlattığımız eğitim desteklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2024-25 eğitim öğretim yılında 100 bin üniversiteliye kişi başına tam 15 bin lira burs vereceğiz. Ve bu bursu vermeye devam edeceğiz. Nereden nereye, değil mi? Yani bir öğrenciye 150-200 bin dolar vermeden yaklaşık 100 bin öğrenciye 15'er bin lira vermek. Nereden nereye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimine İstanbul'da devam eden ve eğitim bursundan yararlanamayan 100 bin öğrenciye ise ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Bizim dönemimizde açılan yurtlarımızda öğrencilerimiz yuva konforuyla hizmet aldı. Bu çok değerli bir şey. Çok güzel anılar biriktirdim. Okula gelmeyi bile başaramayacaktım, burada okuyamayacaktım diyen gençlerle karşılaştım. Beni kurtaran ve beni İstanbul'a getirip üniversiteyi okumama vesile olan bu yurtlar oldu diyen öğrencilerimizle karşılaştım. Bu bana yeter. Yani bütün hizmetler bir yana, bu tür duygular bir belediye başkanının ömrü boyunca yüreğine, sinesine, vicdanına koyup onunla besleneceği duygular olsa gerek. Şimdi de yurtlarımızda kalan bir gencimizin nasıl ailelerin de rahat nefes aldığını anlatırken dinleyelim. Üniversite sınavında Türkiye 137.si oldum. Sonuçlar açıklandı. İlk endişesi ailemin nerede kalacağım sorusuydu. Kiralık evler ve özel yurtlar ateş pahası. Üstüne üstlük devlet yurtları da o kadar çok uzak ki her gün en az 4 saat yol gitmek zorundaydım. Eğer barınacak bir yer bulamazsam İstanbul'dan gitmeyi bile düşündüm. Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarına başvurmaya karar verdik. Çıktığı zaman oh be demiştim gerçekten. Yurdun kapısından her girdiğimde büyük bir güven ve huzur hissediyorum açıkçası. Odalar gayet rahat. Çalışacak alanlarımız, sosyalleşecek mekanlarımız var. Ve artık barınacak bir yerimiz var. Kendi evim gibi oldu. Eğitimde fırsat eşitliği için İBB'ye çok teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bizim açtığımız yüksek öğrenim yurtlarımızla gençlerimize sahip çıktık. Bugün binlerce gencimiz gerçek bir yuva ortamında kamu güvencesiyle geleceğe hazırlanıyor. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. İstanbul başardı. Yeni dönemde üniversiteli gençlerimize daha fazla destek olmaya devam edeceğiz. Biz bir yola çıktık mı geri durmayız. Tam yol ileridir, devam ederiz, gaza basarız. İnşallah gençlerimize yurtlarımızın sayısını 3 katına çıkartarak tam 15 bin öğrenci kapasitesine ulaşacağız. 15 bin. Şunu söyleyeyim, buradan duyuruyorum. Değerli milletvekilimiz de burada, meclis çatısında bunun gündeme gelmesini de önemsiyorum. Merkezi kanallar üzerinden yüz binlerce yurdun Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yönetilmesinin doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Bu sürecin yerel yönetimle işbirliği içerisinde, yerel yönetim üzerinden kamu kurumları kapsamında belediyelerin sorumluluğu altında, belediyelere bütçe vererek, belediyeleri destekleyerek daha uygun, daha makul koşullarda ve de bulunduğu yere, yöreye göre de farklı ihtiyaçlarının karşılanması yöntemiyle daha özenli davranan bir sisteme kavuşacağını düşünüyorum. Bu bence mesela İstanbul'da 39 ilçe belediyesi var. Büyükşehir belediyemiz var. Kartal Belediye Başkanımız sonradan aramıza katıldı. Biliyorum o da bir yurt açılışı yapacak şimdi Kartal'da bu ayın içerisinde. Dolayısıyla yani yerel yönetimlerin bu süreci bu şekilde sahiplenerek yaptığı bir ülkede bilmediğimiz kurumlara, kuruluşlara, dün iyiydi, bugün vatan haini diyeceğimiz bir kısım yapılanmalara hiçbir gencimizin teslim edilmemesini sağlarız. Onun için bu bakış açısıyla
bir sürecin tariflenmesini değerli buluyorum. Devasa şehirde gençlerimize kamu güvencesiyle örnek yurtları sağlamanın gururunu yaşıyorum. Bununla kalmayacağız. İhtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencisi gençlere yılda iki defa kıyafet kuponu desteği sağlayacağız. Göreceksiniz, bu tür yardımlarımızı öyle nitelikli hale getiriyoruz ki bu desteklerimizi ölçülebilir. Niçin verdiğimiz belli, verdiğimiz adresler ve onların ne olduğu belli, hesap verebilir, şeffaf olduğu için bu tür desteklerimiz aynen askıda faturada olduğu gibi. Göreceksiniz bir süre sonra kentlinin de sahiplendiği modellerle sadece kamu bütçesinden değil bir kısım desteklerle de katkıya ilave ya da o katkının içerisinde karşılanabilir halleri alacak. Gençlerin en can yakıcı sorunlarından birisi işsizlik. 39 ilçede bölgesel istihdam ofisi sayımızı 40 yapacağız ve vatandaşlarımızın yanında olmaya, gençlerimize başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza iş bulmaya devam edeceğiz. İnşallah istihdam sağladığımız İstanbullu sayısını 2,5 katına çıkartarak 500 bin vatandaşımıza iş sahibi yapmış bir pozisyona erişecek bölgesel istihdam ofisleri. Bu iş sizin işiniz mi diyen o günkü rakibim ve o dönemin karşımda bulunan bir avuç kitlesi bugün bu söylediğim rakamları duyunca ne düşünüyorlardır acaba? Her yıl 6 bölgesel İslam fuarı organize ederek gençler başta olmak üzere çalışma hayatına katılmak isteyenleri firmalarla bir araya getireceğiz. Özellikle bu anlamda etkin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Yine gençlerimizi ilgilendiren bir vaadimiz. Bu da çok değerli. Gençlerimiz bizden Avrupa'daki yaşıtları gibi fırsat eşitliğini talep ediyorlar ki hakları. İşte bu nedenle gençlerimiz ufuklarını genişletsinler, kültür ve sanat etkinliklerinden gönüllerince faydalanabilsinler diye 100 bin gencimize de tiyatro, kitapçı, sinema, müze gibi kültür sanat etkinleri için destek paketi açıklayıp onlara bu desteği sağlıyor olacağız. Yine eğitim için çözümlerimize devam ediyoruz. Ve tabii ki milletimizin parasını millete vermeye de devam ediyoruz. Bu şehirde yaşayan her öğrencinin eğitimine adil fırsatlar sunmak için yeni dönemde de çalışmaya tam gücümüzle devam ediyoruz. Ders atölyelerini dijital ortama açarak 5 sene içerisinde 2,5 milyon öğrenciye dijital eğitim desteği sağlayacağız. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin lise, üniversite hazırlıkları için değerli bir adım olacak. Yüz yüze sağlamış olduğumuz eğitimleri de arttıracağız. Ders atölyeleri sayısını 20'ye çıkartacağız. 5 yılda 25 bin öğrencimize de yüz yüze eğitim imkanı sağlayacağız. Gençlik ofisi sayımızı 20'ye çıkararak 5 yılda 250 bin öğrenciye katkı sağlayacağız. Teknoloji atölyelerimizin sayısını da 20'ye çıkararak gençlerimizin çağın gerekliliğini yakalamalarına yardımcı olacağız. Avrupa ve Anadolu yakasına ayda 10 bin öğrenciye hizmet verecek sınav hazırlık merkezlerini kuracağız. Yeni dönemde yeni nesil ki başlatıp büyüttüğümüz değerli bir çalışma, yeni nesil kütüphanecilik anlayışıyla kütüphane sayımızı İstanbul'da 100'e çıkartacağız. Çünkü buralar aynı zamanda bir kültür evleri, aynı zamanda çok değerli bir buluşma yeri. Sanatla, sanatçıyla, yazarla, edebiyatla buluşma noktaları, dünyadaki önemli kütüphanelerin veri tabanlarına da dijital erişimi olan bu merkezleri İstanbul'umuzda arttırmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, biz sadece sosyal adaletçi değil, icraatçı da bir belediyecilik sunuyoruz. Tam da bu nedenle vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını desteklemek üzere 10 bölgede 10 yeni sosyal yaşam merkezi kuracağız. Bu yaşam merkezleri o semtlerdeki tam anlamıyla entegre hizmet merkezi olacak. Bu sosyal yaşam merkezi kavramı nasıl doğdu? Burada Beylikdüzü'nden yol arkadaşlarım da var. Bir çöküntü alanına dönüşmüş bir mahallemizin bir bölümünde ki orada şu an güçlü bir engellenen, uzun yıllarca engellenen bir kentsel dönüşümü de bitiriyoruz. Ne yazık ki uyuşturucunun, bağımlılığın
kol gezdiği bir sahada o çöküntü alanının çöküntüye dönüşmesini sağlayan bir bataklığa dönüşmüş. Eski bir iş merkezinin, bir uyuşturucu satılan, ne yazık ki kanunsuz işlerin yapıldığı, bazen çatışmaların hatta yaralanmalı, ölümlü bir takım olayların olduğu bir merkeze dönüştüğünü gördüm. Belediye başkanı olmadan önce bunu görmüştüm. Belediye başkanı olunca hemen burayla ilgilendik. 1,5 yılı aşkın zaman sürdü. Buradaki insanları oradan çıkartmak, adli bir takım çalışmalar yapmak, emniyet güçlerimizle işbirliği yaparak burayı temizlemek. 1,5 yıl. Buranın bir bölümünü bağış aldık, bir bölümünü kamulaştırdık. Kalanını kiraladık. Kocaman iş merkezini bir sosyal yaşam merkezine dönüştük. İçinde eğitim, içinde kadın, içinde genç, içinde birçok aksiyonumuz var. Orada bulunan mahallenin bakkalı, mahallenin berberi de rahat etti. Birinci sınıf yer oldu. Ve o iş merkezi, o batakhaneye dönen iş merkezinin adı ne oldu biliyor musunuz? Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi oldu. Hayata çocukları yeniden kazandıran bir alan oldu. İşte o günden beri bu yaşam merkezlerini semtlere tam anlamıyla entegre hizmet veren bir merkeze dönüştürecek ve özellikle hizmetin yerinde verilmesi prensibiyle, ihtiyacı olan yerde hizmeti verilmesi prensibiyle hayata geçmesini sağlayacak bir alan oluşturduk. Tabii burada hem vatandaşın ayağına hizmeti götüreceğiz, hem de bu merkezlerde mahalle evi, istihdam ofisi, yuvamız İstanbul, sağlık merkezi, kütüphane, yaşlı bakım merkezi, kuşaklar arası yaşam merkezi, halk süt dağıtım merkezi, İBB kadın veya böyle birçok hizmetlerimizin tek bir yerde toplanacağı merkezler haline gelecek. Tabii bu merkezlerin sayısını oldukça yüksek sayıya taşıdığımızda mutsuz mahalle, mutsuz semt inşallah bırakmayacağız. Yaş almış vatandaşlarımızı da düşünerek rahatlığı ve özellikle onların kendilerini güvende hissetmeleri için Anadolu yakasında, Avrupa yakasında 3 olmak üzere Avrupa yakasında bir tane 4 yeni huzur ve bakım evi yapacağız. Buralarda da yaş almış vatandaşlarımızın konforunu büyüteceğiz. İstanbul genelinde özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını etkin şekilde arttıran adımlar atmaya devam edeceğiz. Engellerin ruhsal ve bedensel gelişmelerine destek sağlamak amacıyla projesi kararlaştırılmış olan Levazım'daki Engelli Bireyler Spor Merkezi'ni tamamlayacağız hızla. Engelli çocuklarımızın özellikle vatandaşlarımızla aileleri için açtığımız kısa mola merkezlerimizin sayısını 2 katına çıkartarak 8'e tamamlayacağız. Buralarda çok rahat edecekler. Engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı için erken safhada uygulanacak önleyici tedavilerin uygulanması gerektiğini biliyoruz. Bu kapsamda da engelli çocuklarımız için özelleştirdiğimiz ağız diş sağlığı merkezlerinde tedavi hizmetlerine başlayacağız. Yine engelli çocuklarımızın okullaşma oranını arttırmak için eğitim hayatlarını desteklemek hedefliğiyle engelli çocuk sahibi 50 bin kadına 5 bin lira tutarında destek sağlayacağız. Değerli hemşehrilerim, sağlık için çözümlerimizi 9. başlık olarak sizlerle paylaşıyorum. Tüm vatandaşlarımız için sağlık hizmetlerinin kapsamını genişleteceğimizi duyurmak isterim. Yeni dönemde 3 yeni bütünleşik sağlık merkezi açarak evde sağlık hizmetleri, tıp merkezi, ağaç diş sağlığı merkezi, bağımlılıkla mücadele birimleri, İSG birimleri, engelli danışmanlığı birimleri, dijital şiddet birimleri, obeziteyle mücadele birimleri, PDM birimleri ve meme sağlığı birimleri açacağız. Vatandaşlarımızın ruhsal sağlıklarını da aynı derecede önemsediğimiz için özellikle İstanbul'un her ilçesinde bir tane olacak şekilde psikolojik danışma merkezleri sayımızı da 28'den 39'a çıkaracağız. Kötü alışkanlık ve bağımlılıkla her daim savaşmaya devam edeceğiz. 5 olan bağımlılık mücadele merkezimizi ki biz açtık bunları 3 kat arttırarak 15'e çıkaracağız. Özellikle işçilerimizin ve emekçilerimizin sağlığını da en etkin şekilde koruyabilmek için işçi sağlığı ve meslek hastalıkları merkezi sayısını 5'e çıkaracağız. Bu merkezleri özellikle organize sanayi bölgelerinde yaygınlaştıracağız. Son maddemiz
Hayat boyu eğitim çözümlerimiz olacak. Bu anlamda Enstitü İstanbul İSMEK bizim çok değerli bir kurumumuz. Bunu çok uzman, çok daha üst seviyede ve vatandaşlarımızın mevcuttaki faydalandığı biçimlerini de zenginleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu bünyede 5 uzmanlık okulu, 15 eğitim merkezi olmak üzere toplamda İstanbul'da yeni 20 tane daha merkez açacağız. Ne yazık ki görev aldığımızda birçok AK Partili belediye protokolleri olmasına rağmen müşterek kullanımla vatandaşımıza hizmet ettiğimiz birçok Enstitü İstanbul İSMEK birimlerinin protokollerini iptal ederek süreçlerini kapatarak bizi o yerlerden çıkarttılar. Ben ne yaptığımı söyleyeyim mi? Beylikdüzü belediye başkanıyken tam tersini yapmıştım. Barış Mahallesi'nde biz burada İSMEK istiyor talebini görünce vatandaşlarımıza, ben o zamanın yöneticisine özel bir taleple dilekçe yazarak ben size yer sağlamak istiyorum diyerek Barış Mahallesi'nde çok büyük bir mekanın tüm masrafını karşılayıp kirasını da karşılayarak İSMEK açılışına destek olmuştum. Bunlar ise tam tersini yapıyor, İSMEK kapansın. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka bir siyasi partiden olan Ekrem İmamoğlu tarafından yönetiliyor diye. Tabii ben o zaman tersini yaptım. Çok da iyi oldu. Öyle bir merkez açtık. Ama bir kişi için iyi olmadı. Benimle protokol yapan İSMEK'in başındaki adam hemen görevden aldılar. Yani onun için iyi olmadı. Allah selametini versin. Bu tam bir kötülükçü politika. Bende de çok anı var. Ne yapayım? Biriktirdiler. Ben biriktirmedim. Onların yüzünden anlatıyorum. Tabii kurslarımıza katılan vatandaşlarımız var. Onları da unutmuyoruz. 10 bin vatandaşımızın, ihtiyaç sahibi olan 10 bin vatandaşımızın özellikle kurslar içerisinde istenen malzemelere destek olunması noktasında da bir kaynak ayırıyoruz ve 3 bin lira destek vereceğiz. Değerli hemşehrilerim, şunu söyleyeyim. Bu aziz şehirde alın teriyle hayata tutunmaya çalışan emekçiler, memurlar, emekliler, işçiler, üreticiler, işsizler, ihtiyaç sahibi, İstanbullular. Belediye başkanı seçildiğim günden bu yana inanın sizler daha iyi bir yaşam kalitesi sunma kararlılığında çalışıyorum ve o şekilde güne başlıyorum. Bu aziz şehirde sizlerin sesi ve temsilcisi oldum, olmaya devam edeceğim. Her kökenden inanın haysiyetli insanımıza adaletsiz ve insafsız gelir dağılımından dolayı fakirleştirilmiş mahallelerimize nefes almak için, nefes aldırmak için çözümler üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz. Bütün anlattıklarım, bütün çabamızın amacı bu şehirde sizlere kimsesiz ve sahipsiz olmadığınızı göstermektir. Bir yandan bu şehrin yıllardır ihmal edilmiş ve kangren olmuş sorunlarını çözerken, altyapıdan ulaşıma, metrodan yeşil alana, şehrimizi dünya medeniyetleriyle yarışacak seviyeye taşırken, bir yandan da adalet dağıtıyoruz. Bu yolda bizi hiç kimse durduramadı, durduramayacak, durduramaz. Çünkü gücümüzü aldığımız yer çok güçlü. Gücümüzü sizlerden alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Çünkü gücümüzü yasalardan alıyoruz. Hukuken, ahlaken ve siyaseten %100 haklıyız. İsraf düzeninin hiçbir temsilcisi bu şehirde yaşayan çocuğun, gencin, annenin, emeklinin, ihtiyaç sahibinin yanında olmamızı engelleyemedi, engelleyemeyecek. Engelleyemez. Bize karşı kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim bizi engellemeye çalışırsa çalışsın, ben bütün arkadaşlarımla beraber böyle çalışmaya, hem de daha güçlü çalışmaya devam edeceğim. Sizlerin koşullarınızı iyileştirmek, hayat kalitenizi arttırmak ve yanınızda olmak için yolculuğuma devam edeceğim. Ben ve ekibim şehrimizin 39 ilçesinin 969 mahallesinin neresinde yaşarsanız yaşayın, size gururla hizmet edeceğiz. Kimin ne olduğuna bakmaksızın.
hangi siyasi görüşe sahip olduğuna bakmaksızın her biriniz bizim eşit, onurlu vatandaşlarımızsınız. Sizin bütçenizi doğrudan ve yalnızca ve yalnızca size kullanacağız. Milletin parasını yani millete vermeye devam edeceğiz. Bir söz söylüyorlar, bana ömür boyu yardımcı oluyor. Yani Allah iyi insanın, iyi kulunun yolunu yaparmış misali. Açık söyleyeyim, hani kimin parasını kime dağıtıyorsun diye hesap sormaya kalkanlar, bizim tek tek gerçekleştirdiğimiz vaatleri bugün kopyalamakla meşguller. Daha da komiği şu, daha da benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız geçenlerde %87 projeleri başardı dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı, onu bile başaramadı yani. Ama %87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma, dedim arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız? Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü. Sonra arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün. Vallahi onun dediği doğru çıktı. %87'ymiş meğerse. %87 başarmışız. Dolayısıyla Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. %87 ile projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim. Bir teşekkürü de bir deprem anında İstanbul'un 11 şehre birden nasıl koştuğunu anlattığı için yine kendisine teşekkür ederim. Bizlerin projelerini anlatmaya devam etsin. Yeni projelerimizi de allandıra ballandıra anlatabilirler, sahiplenebilirler. Çünkü hepsi doğru projeler. Öyle 650 bin konut vesaire gibi uydurma işler değil. Vaatlerimizi kopyalama konusunda serbestsiniz ama içimizdeki eşitlik, adalet, samimiyet, çalışkanlık ve sadece milletine hesap verebilirlik duygusunu asla kopyalayamazsınız. O bizde var. İnsana ve vatanına olan sevgimizi kopyalayamazsınız. İhmal ve ihanetle kirlenmiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi, o sizin yarattığınız ve özellikle kirlenmiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi kopyalayıp sizin kirli sahanıza çekemezsiniz. Cumhuriyetçiliği, hakçılığı kopyalayamazsınız. Çaba göstermeniz lazım, öğretiriz, o ayrı. Bir avuç insana bile öğretiriz. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyen Atatürk'e ve onun ideallerine olan bağlılığımızı asla kopyalayamazsınız. Kimin parasını kime dağıtıyorsun diye hesap sormaya kalkanlara cevabım hiç de değişmedi. Defalarca söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Vallahi de billahi de doya doya milletin hakkı olan halkın parasını halka dağıtıyorum, dağıtmaya da devam edeceğim. Çünkü benim hiç kimseye, hiçbir çıkar şebekesine diyet borcum yok Allah'a şükür. Sadece ve sadece vatandaşa hizmet sözüm var. Benim ayrıca bir kişinin buyruğuyla hareket edecek zerre bir hücrem de yok. Ben milletin talimatıyla yol yürüyorum. Eşitlik ve adalet taahhüdüm var milletimize. Sadece ve sadece milletin iradesine saygı borcum var. Size olan hizmet sözümü, eşitlik ve adalet taahhüdümü yerine getirmek için üç konuda bütün vatandaşlarımızın desteğini istiyorum. Yalnız büyükşehirde değil, ilçe belediye başkan adaylıklarında, burada aday arkadaşlarımı saydım, belediye meclis üyeliklerinde de bize destek verin. Bu desteğiniz öyle güçlü olsun ki bundan sonra kimse bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız diye bu milleti tehdit etme haddini kendinde göremezsin.
Öyle büyük bir demokrasi dersi verin. Hiç kimse bu ülkenin en yaralı vatandaşları olan depremzedelerin karşısına çıkıp oy ver, hizmet al deme hakkını kendinde bulamazsın. Bu desteğinizi öyle güçlü verin ki, öyle güçlü olsun ki bu desteğiniz. Yapmak için fırsat kolladıkları beton kanalı yapmayı aklına bile getiremesinler, asla kalkışamasınlar. Her konuda İstanbulluların iradesine saygı göstermek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmak zorunda olduklarını anlasınlar. Milletin iradesinin üstünde iradeleri olmadığını, olmayacağını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının buna asla müsaade etmeyeceğini bir kez daha yaşasınlar. İkincisi, İstanbul gönüllerine üye olun. İstanbul gönülleri sizin markanız. Aynen İstanbul senin markası gibi. İstanbul her birinize ait. İstanbul israf düzenine geri dönerse neler olacağını bilen tüm vatandaşlarımızı İstanbul gönüllerine üye olmaya davet ediyorum. Gelin birlikte çalışalım. Gönüllü olun, sahada çalışın, dijitalde çalışın, ilçenizde, mahallenizde, sokağınızda çalışın, komşuların kapısını çalın, insanlarımıza bu süreci anlatın. Hep birlikte kazanalım, hep birlikte milletçe kazanalım. Milletimizin kazandığı bir seçim olsun. Hemen İstanbul Gönülleri web sitesine girin, kaydınızı yaptırın, birlikte olmanın keyfini yaşayalım. Son olarak biz özgür ve onurlu 16 milyon İstanbulluyuz. Sevgili hemşehrilerim, büyük ve güçlü İstanbul halkının, İstanbul milletinin markasıyız. İstanbul İttifakı'yız. Bu ittifak kimseyi dışarıda bırakmıyor. İstanbul İttifakı gençlerin, kadınların, emeklilerin, dar gelirlerin, çocukların haktan, adaletten ve eşitlikten yana olanların ittifakıdır. Bugüne kadar kimseyi dışarıda bırakmadık, göreceksiniz yine bırakmayacağız. Her birimiz çevremizdekileri, ailemizi, arkadaşlarımızı, komşularımızı oy vermeye ikna edeceğiz. İsrafı bitirip hizmet edenlere oy vermeye ikna edeceğiz. Keyifle yapın, gururla yapın. Çünkü biz sizi asla mahcup etmedik, etmeyeceğiz. Sandığa gitmelerini sağlayacağız. Herkesi ama herkesi kapsayacağız. İstanbul sizindir. İstanbul İttifakı'nın lideri, yöneticisi, yetkilisi de sizlersiniz. Bu şehir sizin. Bu kampanya sizin kampanyanız. Bu seçim sizin seçiminiz. Sizin olana siz en güçlü şekilde sahip çıkın. Sizden aldığım güçle, bu güvenle çıktığım yolda 16 milyon İstanbulluyla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Birlik olacağız. Yıkıp geçtiğimiz israf düzenini yeniden bu şehrin başına asla bela edemeyecekler. Birlik olacağız. Bu şehirde herkesin insanca yaşamasını hep birlikte sağlayacağız. Bizler eşitlik ve adalet isteyenleriz. Kendimizi nasıl görüyorsak başkalarını da, bu şehirde yaşayan herkesi de öyle görüyoruz. Kendimiz için ne istediğimiz varsa başkaları için de aynısını isteyenleriz. Hiçbir şey bizi doğru bildiğimiz yoldan ayırmadı, ayıramaz. Hedefimiz, parolamız bir: İstanbul'a hizmette tam yol ileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her şey çok güzel olacak diyerek hepinizi kucaklıyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.